aletin yaş bey. Koyular eski iki dönem 94-2004 buranın muhtarıydım. Evet. Şimdi efendim iki yıl kaç yıldan beridir doktorumuz yok. Defalarca müracaat ediyoruz. Hatta 4 yıl oluyor. Ya 1 ay ya 2 ay böyle gelip ondan sonra bir gün geliyor haftada 2 gün ya 1 saat 2 saat öyle. Ebe yok, hemşire yok. Mesela görüyorsun maşallah 600 hanelik bir belde. 5000 üzeri nüfusumuz var. 2200 oyumuz var. Nüfusumuz 5000. 5000 nüfusumuz var. Sağlık ocağımız var ama hemşire doktorumuz yok. Yetersizdir. Kaç tane hemşire doktor var? Bir hemşire, bir doktor. O da doktor da her devamlı gelmiyorlar. Haftada 2 gün, 3 gün gelip gidiyorlar. Hastalandığımız zaman onlar bazı doğum olacak, bazı hasta olacak, perişan duruma durup Diyarbakır'a götüreceğiz. Başka imkanımız yok. Ne yapacağız? Yetkililerden doktor istiyoruz, hemşire istiyoruz. Sağlık ocağımız var. Bize hemşire, doktor göndersinler. Bize bir doktor, bir hemşire yetmezler. Aile hekimliği sistemi biz bu kırsal alanda yaşayan insanlara yaramadı. Yani burada mesela hekimin tercihine bırakılmış. Zorunlu görev kaldırılmıştır. Dolayısıyla bu da mesela gelen hekim burada isteğe bağlı olarak çalışıyor. Geldiğinde adam burada 3-4 gün geliyor, 2-3 saat duruyor. Burada hekimsiz kalıyoruz, hemşiresiz kalıyoruz. Dolayısıyla hasta oluyor, şey oluyor. İlçe merkezi bize 10 kilometre, 12 kilometre uzaklıktadır. Oraya yetişene kadar yani haliyle büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yani burada sağlık hizmetimizi düzenli alamıyoruz. Bu da büyük bir sorunumuzdur. Buraya biraz hak tanınması lazım. Yani burayı bir şekilde ele alınması lazım problemlerinin, sorunlarının. Burayla ilgilenecek birer yetkili kişilerin bu konuya el atmalarını istiyoruz. Yani gerçekten kırsalda yaşayan insanlar olarak biz büyük sıkıntılar çekiyoruz. Bunu yetkililere ilettiğimizde de genelde bize söylenilen şey şu oluyor. İşte yasalar. Çerçeve işte yasalar şunu gerektiriyor deniliyor ama bu insanların mağduriyeti de düşünülmelidir yani kesinlikle.